Hocam merhaba. Merhabalar Recep. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam iyiyim. Biz bugün soru çözmeye başlıyoruz. Ama hocam özel sorular çözeceğiz. Bizim yeni çıkan kitabımız hocam şu an ekranda arkadaşlar görüyorlar. Hocam her konu anlatım videomuzda hangi konu işlediysek o konular özelinde hocam. Hı hı. Çok özel sınavda çıkması muhtemel kritik sorular çözeceğiz. Ama iki tane soru çözeceğiz. Fakat hocam bu videolardan çok sık gelecek. Her konuyu pekiştire pekiştire gideceğiz. Aynen öyle Recep. Benim yerime söylenmesi gereken her şeyi çok güzel bir şekilde anlattın. Bana söyleyecek bir şey bırakmadın. Ben o zaman ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın hocam? Soru gelsin soruyu çözeceğim. Hocam hemen geçmeden önce biz şu an hangi konuda çözüyoruz? Recep şu an fiilimsi konusundan üç tane soru çözüm videosu yapacağız. İsim fiil ile ilgili sıfat fiil Fiil ve zarf fiil ile ilgili hemen ilki geliyor arkadaşlarımıza. Evet Recep ilk sorumuz geldi. Arkadaşlarımız bizden önce ne yaptılar? Videoyu durdurdular. Soruyu çözdüler değil mi Recep? Evet hocam. Soru da aynen şöyle söylüyor Recep. Diyor ki bazı sözcükler fiilimse iki almış olmalarına rağmen kalıplaşarak bir varlığın ya da kavramın adı haline gelir ve kalıcı isim olur. Bunlar fiilimse olarak kabul edilmez. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde? isim fiil eki ile oluşturulmuş bir kalıcı isim yoktur. Yani bize bu soruda Recep neyi soruyor biliyor musun? Kalıcı isimleri bulun, kalıcı isim olmayanı yani fiilimsi olmaya devam edeni bulun şeklinde bir soru soruluyor. Hemen A şakkede başlıyoruz Recep. Diyor ki hasta kendisi için ayrılan bölmede doktorun gelmesini bekliyordu. Şimdi bu cümleye baktığım zaman hasta kendisi için ayrılan bölmede doktorun gelmesini bekliyordu. Recep hasta sözcüğü geçti. Kendisi için ayrılan bu bir sıfat fiil onu da eledim. Bölme sözcüğünü görüyorum burada burada Recep. Gördün mü sen de oradaki sözcü evet, Bölme. Hocam. Recep böl fiiline Ma ışmak maketlerinden bir tanesi geldi mi? Geldi. Geldi. Pekala. Fiilimsi olabilir iken fiilimsi olmaması lazım. Bir varlığın ya da bir kavramın adı olması lazım. Bölme dediğim bölünmüş bir alan değil mi? Hastanelerde bölmeler var değil mi Recep? Alanlar. O alanlara evet, ne deniyor? Bölme deniyor öyle değil mi? Burada bir varlığın ismi olacak şekilde kullanılmış mı? Kullanılmış. O zaman ne yaptım? A şıkkını eyledim. Hemen B şıkkına bakıyorum. Deprem hazırlık çantamıza her ihtimale karşı bir de çakmak ekledim cümlesine baktığımda Recep burada çakmak sözcüğünü gördük öyle değil mi? Eskiden fiilimsiydi ancak zaman içerisinde bir varlığın adı oldu öyle değil mi Recep? Ateş çıkartan varlık öyle değil mi? Ateş yakıyoruz ona. Evet hocam. Evet, ne oldu? Kalıcı isim oldu. B şıkkını da eledim. C şıkkına bakıyorum. Havalimanı çıkışında bekleyen taksiler yolcuları hızlı hızlı alıyordu cümlesinde havalimanı çıkışında Recep burada çıkmak fiil Bilin ama ışmak eklerinden bir tanesi geldi mi? Geldim. Geldi. geldi. Pekala çıkış sözcü bir yerin adı değil mi Recep? Evet. Çıkma hocam. eylemi gitmiş artık. O yerin adı öyle değil mi? Evet. Evet, bir yerin adı oldu ise artık o fiilimsi olmaktan çıktı. Çünkü eylem anlamını kaybetti. Eylem anlamı kaybolmuşsa kalıcı isim olmuştur. Recep, gelelim D şıkkına. Yıpranmasınlar diye, yıpranmasınlar. Burada bir olumsuzluk eki gördüm değil mi? Doğru. Bununla benim hiçbir işim yok. Önemli, kitaplarımı kaplamayı tercih ediyorum. Recep, burada kaplama sözcüğünü gördük mü? Kaplama sözcüğü var değil mi Recep? Kaplama sözcüğüne baktığımda eğer ben yer kaplaması deseydim bak yer kaplaması deseydim bir varlığına da olacaktı öyle değil mi? Ama kaplamayı tercih ediyorum. Yani kaplama eylemini tercih ediyorum şeklinde bir anlam var mı bu cümlenin içerisinde? Var. var. Eylem anlamı devam ediyorsa kalıcı at olmamıştır. O bir fiilimsidir. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır Recep. Bir sonraki soruyla devam edelim. Evet Recep ikinci sorumuz geldi. Oldukça zor bir soru. Arkadaşlarımın çoğu bu soruyu yapmakta zorlandılar. Hatta şu anda en çok merak ettikleri sorunun çözümü tam olarak bu olacak Recep. Hocam ama zaten biz dedik ki sınavda da çıkabilir bu sorular arkadaşlar. O yüzden hocam bence önemli bu soru. Evet önemli bir soru geldi Recep. Soru da aynen şöyle söylüyor. Bir isim fiil ve ona bağlı sözcüklerden oluşan kelime grubuna isim fiili grubu denir. Buna göre aşağıdakilerin hangisine isim fiili grubu yanlış gösterilmiştir? Arkadaşlar isim fiili grubu denince ya da sözcük grubu denince, kelime grubu denince size bir tüyo veriyorum değerli arkadaşlar. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Soru soracaksınız. O soruya cevap veren kelimelerin tamamı sözcük grubunu oluşturur. Beraber yapalım mı Recep şimdi? Yapalım hocam. Hadi bakalım. A şıkkında ne diyor? Zamansız unutuluşu genç şairi buhrana sürüklemiş olabilir. Genç şairi buhrana sürüklemiş olabilir. Peki genç şairi buhrana sürüklemiş olan ne? Diye soruyorum şimdi Recep. Soralım. Ne genç şairi buhrana sürüklemiş olabilen şey? Zamansız unutuluşu. Zamansız unutuluşu. Bu kelimeler benim soruma tam olarak cevap verdi mi? Verdi. Verdi. O zaman kelime grubu hatalı değil. Doğru çizilmiş öyle değil mi? Hemen B şıkkına bakalım Recep. Üniversiteye kazanma haberini senden duymalıydık. Senden duymalıydık. Şimdi diyorum ki sorumu soruyorum. Neyi senden duymalıydık Recep? Hocam kazanma haberini. Pekala Eksik yok mu Recep? Var hocam. Ne? Üniversite. Üniversiteyi kazanma haberini tam olarak bak neyi sorusuna cevap vermem gerekirse üniversiteyi kazanma haberini şeklinde bir cevap vermeliydim öyle değil mi? Evet. Ama burada bir kelimenin altı çizilmemiş öyle değil mi Recep? O zaman O zaman buldum. ne yaptık? Sorunun doğru cevabını bulduk. Bu hayatta en son tercih edeceği şey yalan söylemekte dediğimde yalan söylemekte bir söz öbeği öyle değil mi Recep? O zaman ben bunu ayıramam ki zaten. zaten yalan ya. söylemekte bir öbektir, bir gruptur zaten. Bu söz öbeği olduğu için bunun da altı doğru çizilmiş. Hemen D şıkkına bakıyorum. İşten eve dönmem yaklaşık bir saatimi alıyordu. Şimdi diyorum ki bir saatimi alan ne diye soruyorum Recep. İşten eve dönmem. Bu sorunun cevabı olan kelimelerin tamamında altı çizilmiş mi? Çizilmiş. O zaman burada da herhangi bir hata yapılmamış. Sorumuzun doğru cevabının B şıkkı olduğunu da böylelikle ne yaptık arkadaşlar? Detaylı bir şekilde görmüş olduk. Hocam çok güzel. Arkadaşlar bu ilk videomuzun sonuna geldik ama bu konudan Hemen arkasında da tekrar soru çözüm videoları gelecek. Bu soruları sevdiyseniz eğer aşağıdaki linklerden bizim kitaplarımıza ulaşabilirsiniz. Bunu kendi kitabımızdan çözüyorduk. Hocam teşekkür ediyorum. Rica ederim Recep. Bir de şunu da ekleyelim değil mi? Nedir her konu için, her konu ayrıntısı için ne yapacağız Recep? Bu şekilde kısa videolarla, soru çözüm videolarıyla arkadaşlarımıza konuyu ne kadar iyi anlayıp anlamadıklarını görme fırsatı da sunmuş olacağız. Kesinlikle hocam. Arkadaşlar eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.